Bu fiyata gerçekten çok iyi bir tablet dediğim Xiaomi'nin Redmi Pad isimli yeni çıkarmış olduğu tableti bu videodaki konuğum arkadaşlar. Gelin hep birlikte bakalım Redmi Pad bizlere neler sunuyor. Sevgili arkadaşlar, kanalımı sizlerin sayesinde daha daha ileriye doğru götürebiliyorum. O yüzden kanalıma abone olup sosyal medya hesaplarımı da takip ederseniz çok çok mutlu olurum. Bu kanalı hep birlikte 100 bin aboneye emin adımlarla götürmek istiyorum. O yüzden lütfen desteğinizi eksik etmeyin. Gelelim Redmi Pad'e. Redmi Pad gerçekten tasarım anlamında özel bir cihaz olmuş arkadaşlar. Çünkü bu fiyat seviyesinde çok da görmeye alışkın olmadığımız teknik detaylarla geliyor. Özellikle tasarım tarafında kullanılan şu ince ve premium tasarım hakikaten güzel olmuş. Böyle bir yekpare tasarımı var. Her yerde eşit bir şekilde tasarlanmış. Böyle hani normalde görseniz bu fiyat değildir diyeceğiniz de bir tasarım olduğunu sizlere söylemem lazım. Bir premium hissiyatı bizlere yaşatıyor mu derseniz kesinlikle yaşatıyor ki içerisinde Dolby Atmos destekli 4 tane de hoparlör var bu tabletin. Tabii bu cihazda bu açılardan baktığım zaman herhangi bir eleştirilecek detayın olmadığını sizlerle paylaşmak istiyorum. Ürünü beğendim. Onu söyleyeyim. Hani şimdiden ya çok olumlu konuştun falan diyenleriniz olabilir. Gerçekten beğendim. Bu fiyat seviyesinde beğenimi kazanan da bir ürün olduğu için hani böyle gönül rahatlığıyla kendim de kullanırcasına sizlere anlattığım ürünlerden bir tanesi olacak Redmi Pad. Ekran tarafına baktığımız zaman ekran tarafı gayet güzel özelliklerle donatılmış durumda. Cihazın ekranı 10.61 inç boyutunda 90 Hz'lik bir yenileme hızına sahip bu IPS LCD panel gerçekten dünyadaki de bir ilki bünyesinde bulunduran bir panel arkadaşlar. Dünyada ilk sürekli göz koruması sertifikasına sahip tableti olma özelliğine sahip bu tablette sürekli bir mavi ışık azaltma teknolojisi kullanılıyor. Tabi bu sayede gözlerdeki yorgunluk, gözlerde yaşanan tahribat önlenmiş oluyor. Ekranın çözünürlüğü 2K seviyesinde ve 400 nitte bir parlaklığı var. Böyle güneş altında ya da çok ışıklı ortamlarda vesaire kullandığınızda önemli bir problemle karşılaşmayacağınızı sizlere söyleyebilirim. Tabi diğer detaylar da önemli çünkü özellikle tabletlerde bence en önemli şeylerden bir tanesi performanstan hemen sonra ekran olmalı. Çünkü en çok baktığınız, en çok kullandığınız şey ekran. Doğal olarak da bunun sorunsuz ve problemsiz olması gerekiyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu cihazdaki ekran kasa oranının eşit tutulması hakikaten hoşuma gitti. Bazı kullanıcılar için biraz kalın vesaire diyenleriniz olabilir ama bir orta seviye cihazdan bahsediyoruz gün sonunda. Bu seviyede bir cihazda bu ekran kasa oranının yakalanmış olması gayet güzel olmuş. Ekranından memnun kalacağınızı düşünüyorum Redmi Pad'in. Zaten videonun sonuna doğru fiyat değerlendirmesi yaptığım bölümlere daha detaylı sizlere vereceğim birkaç tane özel düşüncem var. Onları da sizlere aktardığımda hemfikir oluruz diye düşünmekteyim. Gelelim işin performans tarafına. Cihazda MediaTek'in yeni nesil işlemcilerinden bir tanesi olan MediaTek Helio G99 modeli bir işlemci bulunuyor. Burada yeni nesil dedim sizlere. Tabii ki yeni nesil orta seviye işlemcilerde artık 6 nanometrelik üretim süreçlerini görüyoruz. Bu 6 nanometrelik üretim süreçleri de bizlere daha düşük güç tüketimi, daha yüksek bir performans sunuyor. Yani gün sonunda verimlilik odaklı bir işlemci modelinde bizlerle buluşturmuş oluyor işlemci üreten markalar. Bu cihazdaki işlemci de aynen o işlemcilerden bir tanesi ama şunu tekrardan bir virgül koyup söylemem lazım. Bu cihaz bir orta seviye cihaz arkadaşlar. O yüzden değerlendirirken ona göre değerlendirmenizi de tekrardan sizlere buradan hatırlatmak isterim. Gelelim işin RAM tarafına. Bu işlemciyi 6 GB bir fiziki RAM aynı zamanda da 2 GB'lık bir sanal RAM desteklemiş durumda. Şimdi cihazdaki sanal RAM ve fiziki RAM bir araya geldiğinde toplamda 8 GB'lık birimi bizlerle buluşturuyor. Depolama tarafında ise 128 GB'lık bir depolama bizlerle buluşmakta. Eğer isterseniz micro SD kart ile bu cihazın hafızasını artırmanız mümkün oluyor. Gün sonunda performansı değerlendirmem gerekirse açıkçası cihazda oyun oynadım ve desteklenen en yüksek çözünürlüğü ayarladım. Hani genel anlamda önemli bir problemle karşılaşmadım. Zaten bu tarz bir cihazı değerlendirirken arkadaşlar sizlere her zaman söylediğim gibi şimdi elimdeki cihaz orta seviye bir cihaz. Fiyatı da orta seviye diyebileceğimiz seviyede bir fiyat. Şimdi böyle bir cihazı kalkıp da bir premium segmentteki cihaz gibi değerlendirirseniz çok olumsuz yorumlar yapabilirsiniz. Ama gelip de bu cihazı segmentine göre değerlendirirseniz ve satın alırken de segmentine göre bir beklenti içinde cihazı satın alırsanız bu cihazdan memnun olmamanız çok da mümkün değil. Yani cihaz oldukça memnun ediyor gerçekten kullanıcısını. Dolayısıyla burada sizlerin cihazın aslında sizlere ne sunduğunu bir anlayıp ondan sonrasında cihazı satın alması çok önemli ama tekrardan söylüyorum bir orta segment cihaz olarak bu cihazı satın alırsanız sizlerin kesinlikle memnun kalacağını düşündüğüm
her türlü detayı karşılayabilen bir cihaz olmuş Redmi Pad. Tabii büyük bir ekranı var tablet olduğu için ve bu büyük ekranda efektif olarak kullanması lazım bir tabletin. Bu cihazda da bölünmüş ekran özelliği bulunuyor arkadaşlar. Bölünmüş ekran sayesinde aynı anda iki tane uygulamayı rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bunu özellikle test ettim. Bu arada tableti de bir süre yanımda gezdirdim. Bayağı ana cihazım gibi böyle yanımda tuttum, kurcaladım vesaire. Hani baktığımda bölünmüş ekran ve diğer teknik anlamdaki detaylarda önemli bir problemle karşılaşmadım. Virgül orta seviye bir cihaz olarak değerlendirdiğimi de tekrardan söyleyeyim. Gelelim kameralara. Arka kameramız 8 megapiksellik f2.0 diyafram aralığına sahip bir kamera. Yani arka kamera tabii ki hani standart diyebileceğim bir kamera ama ön tarafa geldiğimizde ön tarafta önemli bir geliştirme var ki özellikle son dönemde pandemi sonrasında da hala hayatımızda yer alan görüntülü görüşmeler, grup toplantıları vesaire bunlar için oldukça güzel olduğunu düşündüğümde bir özellik olmuş. Öndeki kamera 8 megapiksel çözünürlüğünde ve bu kameramız f2.3 diyafram aralığıyla geliyor. Birazcık tabii ki diyafram aralığı düşük olduğu için ışık alma kapasitesi düşük ancak 105 derecelik bir geniş açı ile geliyor ve tabii ki bu 105 derecelik geniş açıda bizlere özellikle grup toplantılarında çok daha fazla kişinin aynı anda ekranı sığabilmesini sağlıyor ve tabii burada ön kamerayı da cihazın yatay bir konumda koyduğunuzda tam olarak ortasına konumlandırmışlar. Bu da tabii ki bizlere böyle daha rahat rahat daha geniş bir görüntü verebilmemizi sağlıyor. Daha rahat bir şekilde efektif bir şekilde kamerayı kullanabilmemizi sağlıyor. Hem kameranın genel anlamda konumlandırmasını hem de sunduğu deneyimi harbiden hoşuma gitti. Gayet güzel olmuş ve pil tarafına doğru devam edelim. 8000 mAh'lık bir pil var cihazın içerisinde. LiPo dediğimiz bir yeni nesil yapı ile geliyor bu pil. Şimdi pil tarafında birkaç ufak detay var. Onları paylaşmam lazım. Bu cihaz arkadaşlar düşük kullanımda yani böyle normal günlük seviyenin bir tık altında kullanımda 2 gün bile sizi götürebilir pil ömrü anlamında. Ama çok yoğun kullanırsanız bile bir günü rahat rahat götürürsünüz. Bir de burada bir virgül koyayım. Şarj süresi önemli tabii ki. 8000 mAh'lık bir pilden bahsediyoruz. Burada şarj oldukça önemli. Şimdi cihazın içerisinden 22,5 wattlık bir adaptör çıkıyor kutunun içinden. Ancak tabletin desteklediği en yüksek şarj hızı 18 watt. Buradaki 18 wattı kullanıyor o adaptörden. 22,5 wattlık da bir adaptör çıkmış oluyor. Yani bunu yanınızda telefonunuz vesaire varsa onun için de kullanabilirsiniz ama bu ince bilgiyi de sizlerle paylaşmak istedim. Peki kaç saatte tam şarj oluyor derseniz yaptığım böyle benim testlerde arkadaşlar bu tabletin 0'dan 100'e yaklaşık 3 saat içinde şarj olduğunu gördüm. Evet yani 8000 mAh'lık bir pil ve 18 wattlık da bir hızlı şarj 3 saate varıyor. Son değerlendirmeye doğru geçelim isterseniz. Yani gerçekten içime sinen, beğendiğim bir ürünü sizlere anlattım bu videoda. Dolayısıyla biraz fazla beğendiğim için de bu sizlere yansımış olabilir. Farklı yerlere lütfen çekmeyin bunu. Onu da söyleyeyim sizlere. Hani güncel piyasada her şeyin fiyatı uçarken ve açıkçası az düşük fiyatlara böyle ne olduğu belli olmayan cihazlar artık satılmaya başlamışken hani böylesine işlevsel, böylesine kağıt üstündeki özelliklerini bizlere tam anlamıyla sunabilen bir ürün elime geçince de sizlerle böyle gönül rahatlığıyla paylaşmak istedim. Hakikaten beğendiğim bir ürün oldu. Fiyat tarafına geldiğimiz zaman Redmi Pad'in fiyatı RAM ve kapasitesine göre 4700 TL'den başlıyor arkadaşlar. 5300 TL'ye kadar çıkıyor. Benim elimdeki cihaz 6 GB ve 128 GB'lık olan versiyonu. Bendeki model 5300 TL bandında ama bunun bir tık daha alt varyasyona sahip olan var teknik özellik anlamında. Onu 4700 TL bandına da satın alabilirsiniz ki bu aralar kampanyalar vesaire oluyor. Takip ederseniz belki bilmiyorum hani bir şey olacak mı ama belki bir tık daha aşağı bile yakalayabilirsiniz. Gün sonunda hani bir orta seviye tablet olarak ve günlük anlamda birçok işinizi halledebileceğiniz bir tablet olarak baktığınızda açıkçası fazla iş görür. Yani bunu şimdi alın mesela birine verin. İşte bundan mesela ders halledebilir. Bundan bir görüntülü görüşme yapabilir. Bununla internetten birçok bilgiyi araştırabilir. Rahat rahat da hani herhangi bir sıkıntıya düşmeden de kullanabilir. Bölünmüş ekran var. Bir tarafta araştırma yapar, bir tarafta notlarını alır vesaire. Daha çeşitli bir sürü örnek verebilirim sizlere ama ben tabletin en çok ses özelliğini beğendim. Ve genel anlamda sunduğu deneyimi de oldukça beğendim. Dediğim gibi bu fiyat seviyesinde başarılı bulduğum bir ürün oldu. Sizler ne düşünüyorsunuz arkadaşlar Redmi Pad hakkında? Yorumlara yazmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşça kalın. Bay bay.